Gerçekten Balıkesir'in için bereketli bir gün. Yani bu belki bir güzel bir gün olarak hatırlanacaktır. Özellikle ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nu gönülden tebrik ediyorum. Neticede ben aynı zamanda inşaat yüksek mühendisiyim. Aynı zamanda bitirme tezim köprüydü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Başkanım hakikaten çok güzel bir, büyük bir işe girişmişsin. Tebrik ederim. Baktığım zaman çok sayıda kazık var. Ayrıca her 10 tane grup kazık her birinde herhalde 20'şer taneden aşağı yukarı 200 tane civarında kazık çakılıyor. O üzerine platformlar ve gerçekten 1470 metre uzunluğunda muhteşem bir viyadük. Aynı zamanda kavşak düzenlemesi yapılıyor. Tebrik ederim. Değerli dostlar, eskiden bu tesisler 5-10 yılda bitmezdi. 5-10 yıl, temel atılırdı, unutuldu. Yaklaşık 20 milyondan fazla bir maliyeti var. Biz biraz önce özellikle saat 2.30-3 civarında burada tam 25 tesisin temel attık. 10 tesisin açılışı yaptık. 35 tesisin temel atıldı, açılış yapıldı. Bir ilk, yani Balıkesir'de bir ilk. Bir de bunu ilave edersek ne yaptı başkanım? 36 tesis temel atıyoruz bugün. 36 tesis. 378 artı 20 küsur da bu. 400 milyon TL. Bugün Balıkesir ilimize, Balıkesir'imizin güzel şehrine 400 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Bunu geçmişte hükümetler bir yılda yapamıyordu. Ulaşım çok önemlidir değerli kardeşler. Çünkü insanların vakit kaybetmemesi lazım. Ulaşımda Türkiye çok büyük mesafe kat etti. Eskiden uydurma yollar vardı. Kaza çok olurdu. Gidiş geliş. Biz mesela ben Afyon'dan İstanbul'a giderken Bilecik rampalarında takılır kalır. Aşağı yukarı İstanbul'a 10 saatte giderdik. Şimdi aynı yolu 3 saat 15 dakikada gidiyoruz. Zamanın kıymeti olduğunu bilmemiz lazım. 2003 yılında ben Balıkesir'e daha önce de geldim de, yani bir yönetici olarak 2003 yılında geldiğim zaman Balıkesir adeta köy gibiydi. Aynen itiraf ediyorum. Ama şimdi Balıkesir muhteşem bir marka şehir haline geliyor. Geldi nitekim dereler ıslah ediliyor, yollar yapılıyor, viyadükler mesela marka şehir Balıkesir için hep birlikte İnşallah çalışacağız, gayret edeceğiz. Başkanımız da gerçekten çok güçlü ve muktedir bir başkan. Köprülü kavşağın ötesinde viyadük temeli atmak için bir araya geldik. Yaklaşık olarak maliyeti KDV ile beraber 20.5 milyona mal olacak. Gerçekten Balıkesir'deki ilk viyadüklü köprülü kavşağımız olacak. Tam 10 tane ayak üzerinde toplam uzunluğu 1470 metre. Köprülü kısmının uzunluğu ise 320 metre olacak. Gerçekten büyük bir proje. Her ayağında 24 tane fore kazık olacak. Balıkesir büyüyor. Balıkesir gelişiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikle ek bütçe yaparak 250 milyonluk yatırım bütçesi yaptık. Halkımızın beklentileri doğrultusunda bir belediye başkanının projeleri halkın talepleriyle, istekleriyle ve ihtiyaçlarıyla örtüşmesi lazım. Yapmış olduğumuz anket çalışmalarında halkın öncelikli talebinin yol, asfalt ve köprülü kavşaklar olduğunu gördük. Onun için öncelikle 2018 yılını yol ve asfalt yılı ilan ettik.
للمتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله. Buralara kadar gelen devlet büyüğümüzü, devlet büyüklerimizi ve bu millete hizmet etmeyi hakka ibadet olarak telakki eden müteahhit kardeşim. Erk inşaat herhalde değil mi? Öyle gözüküyor. Erk. Nerelisin sen? Çorum. Çorum. Tamam gel bakalım şimdi. Sen bunu ne zaman bitireceksin? Sayın Bakanım süremiz 5 ay. Allah nasip ederse Balıkesir'imizin de kurtuluşu olan 6 Eylül'de inşallah açmak isteriz. Şimdi sağlam almışsın. Ama şimdi şöyle yapalım. Şimdi biliyorsun Malazgirt seferimizin yıl dönümü her sene kutluyoruz. 26 Ağustos günü saat 10.59'a kadar bitirmeni rica ediyoruz. Hazır mısın? Söz mü? Söz. 26 Ağustos saat 10.59. Tamam yazıver açılış tarihi. Tabii açılış tarihi evet aynen. Ya açılışı sonra yaparsın da o bitirsin. Trafiği açarız inşallah. Tamam. Evet şimdi hazır mıyız? Gerçekten çok büyük bir tesis. Değerli arkadaşlar şey para falan sıkışmadı mı? Operatör hazır mı? Hadi hayırlı olsun bak. Hadi bak. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun bak. Aktı mı? İyi hayırlı olsun. Bereketli olsun inşallah. Al bakalım teslim edelim.